Oy, kameranın açısı çok fena değişiyor. Merhabalar dostum, hoş geldin. Flame uzun bak, hoş geldin dostum. Abi oyuna Türkçe getireceğiz dediler. Hatta bana şey oyunun yapımcısının arkadaşları hediye etti. Ben key istedim. Aa, kanka dedi işte yapımcıya ulaşamadım. Key elimde yok ama buyur dedi. Oyunun ücretini gönderdi. Türkçe eklemeyi planlıyorlarmış zaten. Türkçe eklemeyi planladıklarını söylediler. Oo, benim kol gene Haşetüngen Şitrayze değil mi? Ama yeni kol söyledim chat. Böyle şikayetlenip hani sürekli ay kol şöyle oldu, ay kol böyle oldu falan diye şey yapmadım. Haberiniz olsun. Yeni kol söyledim yani. Bir de tripodumun değişmesi gerekiyordu. O tripod değişikliğine de gittim. Elim kolum alıştı bu arada. Yani sabahları falan. Ya şöyle söyleyeyim. Koldan kaynaklı bir sıkıntı olmazsa ben kolay kolay yamulmam abi. Ya koldan kaynaklı bir sıkıntı olması lazım yamulmam için. Aşağı yukarı böyle mapleri falan da ezberledim. Nerede ne var ne yok. Ama hala boss odası açılmıyor. Boss odasını niye açamadım bilmiyorum ya. Senden görüp Shelter'da başladım. 250. gündeyim. Oyun nasıl bitiyor? Bitmiyor. Survival modda açtıysan. Ya ama hayır ya. Sabah ne güzel oynuyordum ben bunu. Niye şimdi kol takılıyor? Survival modda açtıysan bitmiyor. Berkay, selamlar, hoş geldin kankam. Abi şeyde açtıysan bitmiyor ama senaryo modunda açtıysan elbette ki sona eriyor belli bir yerden sonra. Efendim, Cyberpunk'la alakalı bütün detaylar, ünlem Cyberpunk. Yeteneklerini gösterir misin? Yetenek derken bir tek B'de şey var böyle. Uzağa ateş topu atabilme var. Ben bu arada biraz monitörden uzaklaşacağım. Şöyle biraz kendimi ortalayayım. Biraz uzaklaşacağım çünkü alıcının ayarlarıyla oynuyorum galiba böyle. Ünlem Cyberpunk efendim. Ünlem Cyberpunk. Evet, ünlem Cyberpunk. Cyberpunk'la alakalı kanalda olup bitecekleri bizlere söylüyor. Döndür. Abi yüzünü dönmüyor. Yüzünü dönmedi çar. Yani geri gidip duruyor, fark etmişsinizdir. Yüzünü dönmedi. Neyse, yeni kol aldık. Yeni kol da geliyor. Tripod da geliyor. Onlar da yakın zamanda bir elime ulaşır. Bunları daha rahat oynarım o kolla. Dark Souls 3'e falan da devam edeceğim. Dark Souls 3'te bizimkiler sağ olsun bayağı şey yaptılar ya. Berkay, duygularımla oyna Berkay. Duygularımla oyna kanka. Ne yaptın? Uyku düzenini oturtabildin mi? Bu ne işe yarıyor? %75 daha fazla vuruyor 5. vuruş. Bu ne işe yarıyor? %100 daha fazla atak yapıyorsun ama 2 saniye cooldown. Yok ya, hiç yani 5. vuruşu falan stackleyeyim vurayım derdi de olmaz. Buradan benim hiçbir işime yaramaz abi burası. Da ben hala boss'u açamadım. Keşke yapımcılar falan birileri olsa da şey yapsak böyle. Daha yeni kalktım, inşallah yarına düzelteceğim. Ay kanka, bence senin şey Logitech'in bir kolunu kullanıyorum bu. Spider-Man oynadık, God of War da oynadık Zeynep zamanında. Kimse izlemedi. Ya kimse izlemedi derken yani tabii ki şey değil, derdim izlenme sayısı değil de ya chat'te sohbet eden falan da olmadı. Kendi aramızda takıldık yani. Bizim kanal 7 senelik. Biz neleri neleri oynadık, bitirdik de. İşte bazı zamanlar live yoktu. Misal live olaydı, öf ne seriler ne seriler. Planet of Apes'ler, diğer işte oyunlar, efendime söyleyeyim o izlediğin Game Dev Tycoon'un, Prison'ın falan bir o kadar da yerin altında vardı. Bizim internet çok kötüydü. Ben yayınlara başladığım ilk zamandan bu zamana o live'ı açmış olsaydım orada da vardı yani bir 6000 video. Bir seri daha yapacağımı düşünmüyorum. Y tuşu mermileri engelliyor. Evet ama sadece 5 adam öldürdüğünde bir kullanabiliyorsun. Şu an ben elimden geldiğince kullanmayarak steklemeye çalışıyorum. Cooldown'lu yok onun. 5 tane kill aldığında bir kez kullanma hakkı veriyor sana. Ben steklemeye çalışıyorum ki ileride daha rahat kullanayım diye.
Bu cehennemin dibine kadar niye indik peki? Mana yok. Hit yemeden içeridekileri indir diyor. Ha, mümkün değilmiş zaten, boş ver. Çünkü içeri girdiğimde şeyi iptal edecek. Dikenlere falan denk geldiğimde laps diye oturtacak beni. Aa, ikidir saldırılara oturuyorum ha, hiçbir şey fark etmiyor. Ya, hey yavrum hey, eski Game Dev Tycoon'lar falan neler neler kanka. O yayın tekrarları bir de Twitch'te biliyorsun o kadar şey de yapılmıyor. O kadar uzun süre saklanmıyor da, keşke saklansa. Düşman öldürmek %10 ihtimalle yemek düşürür. Kılıcın yanar. Damage'im zaten iyi ya. Benim hayatta kalmaya odaklanmam lazım abi. Damage'im zaten iyi. Damage'den yana bir sıkıntımız yok ki bizim. Yani canavarların içinden ne kadar şey çıkarsa bizim için o kadar iyi. Alt kattan falan dürtükleriz elemanları. Evet, o iyi olmadı değil mi? %10 ihtimal sıfıra eş değer mi acaba? Bir de baksana, buranın arka planı diğerlerinden çok çok daha farklı. Acaba kalenin yeni bir bölümünü mü açtık? Onu da merak ediyorum. Ha bu arada artık bende mıknatıs özelliği var. O magnet özelliği sayesinde artık şey yapabiliyorum. Acele ettik. 3 saldırı boyunca damage yememe. Abi maksimum canımı artık azaltıp durmayın. Beni yerden yere vurup durmayın artık. Güzel. Bu arada oynayınca bir farklılık olduğunu hissediyorsun. Göründüğü kadar basit değil. Oo Eren, teşekkür ederim iyi yayınlar dileğin için. Sağ olasın. Beni sabah yayınlarına ikna edeceksin en sonunda. Ya kanka, sabah yayınları daha keyifli. Yani bana göre daha keyifli. Ya gerçi hani kitlemin büyük bir kısmının akşam geldiği de oluyor. Yani genellikle akşam gelenler de, ya işi gücü olan adam akşam izliyor misal. Ona ulaşamıyorum ama ben gündüz daha enerjik olduğum için biraz bencillik ediyorum açıkçası. Çok güzel aldım ağzımın ortasına. Ya bencillikten ziyade biraz şey, hani ben iyi bir şey yapamazsam YouTube'da da güzel bir şey izlenmez. Güzel bir şey olmaz. O zaman hiçbir şeye yaramaz. Kankam, Eren benim enerji tükeniyor paşam. Benim enerji tükeniyor, bana online ne oynatacaksın? CSMS diyorsan böyle son kalan 2 HP'mizi sıyırırız akıl sağlığı olarak. Aslında yani bak, size karşı dürüst olacağım. Şey düşünüyorum misal. Ya her gün yayının belli bir yerinde hep beraber oynayabileceğimiz, atıyorum, multi warband filan da. Abi kaldıramam. Gerçekten kaldıramam. Bak size karşı dürüst olacağım. Böyle bir planım var ama ay, kötü patladık. Kötü patladık. Suratımızda patladı. O tuzaklar nasıl vuruyor arkadaş? Ben onu anlamıyorum ki. Bak bütün dungeon'ı temizliyorum. 900 gold da para var. O tuzaklar nasıl vuruyor öyle ya? Kılıçlı arkadaşa oynayacağım. Bir de sabah şey dediler, nerf getireceğiz dediler çarlara, nerf. Neyine nerf getireceksin?
Abi Demirci'de falan her şey alını, item de çıkmıyor. Ben oyunda tıkandım chat. Oyunu ben yayın dışı da oynuyorum, tıkandım. Bu arada para gümbürte gitti, geçmiş olsun. Son kez bir bakayım da alınabilecek bir upgrade var mı diye. Artık 1000 gold gümbürte gidiyor reis. Bak. Hiçbir yerde upgrade yok abi. 1000 gold eşittir gümbürt. Ana sayfa promosyonumuz bitti. Ya şimdi hani bir de şöyle düşünüyorum. Warband multi yaparız her gün, eyvallah da. Ben şeyi kaldıramam. Ya zaten hani musallat eksede bir ton oyun var. Bir de ya o bir kere şey gibi bu, böyle nasıl diyeyim? Kan kokusunu almış köpek balığı gibi. Bir kere o kanı akıtırsak onlar da bizi akıtır yani. Birazcık yerler bizi. Ölünce her şey yeniden başlamıyor. Yani kastığın para... Ah. Kastığın para falan seninle geliyor base'ine. Yapabilirsen upgrade falan yapıyorsun da işte çok pahalı artık upgrade'ler. Ben birazcık oyunun kaşarı olduğum için... Oyunda kaşarlandığım için daha doğrusu... Böyle söylemek daha doğru olur. Şu dikenlerden nefret ediyorum. Normal yere diken engeli koymuşlar ya. Enerji problemi bende de var. Yemek yedikten sonra akşamları bayılıyorum. Ya benim şirazem kayıyor kanka. Hani bir şeylere fazla tahammül etmek durumunda kalıyorum. O da götümde patladı yine. O da belli bir süreden sonra fazla şey yapıyor. Zaten off stream'de oyun oynayamıyorum doğru düzgün. O da şeyden dolayı, oyun oynayamıyorum derken hani elimdeki işleri bitirmeyince, işte kapak fotoğrafıdır, render'dır, Samet diyorum işini bitir öyle oyna. O da hiç iş bitmiyor, onu öyle söyleyeyim size. Yayın kaça kadar sürer? Daha devam eder, acelemiz yok. Hangi tayfa daha almadı mı? Drop mu girdi yayına? Bakayım. Yo, drop gözükmüyor. En azından bende her şey normal gözüküyor. Chest açtıkça hellenme. Tamam, güzel. Bu işimize yarar abi. Chest açtıkça hellenelim. Zaten 257 can var. Devasa bir can değerim var. Bak burası boss'un odası. Ama boss'un odası açılmıyor chat. Boss'un odası açılmıyor abi. Boss'un odasının açılabilmesi için bir ton daha bir şeyi öğrenmem gerekiyor. Ya niyeyse geçemediğim bir level var ve o... Geçemediğim level beni çok zorluyor ya. Boss'un kapısını açmaya bile daha şey yapamadık. İşte bak, ikinci oyunu bana göre birden daha sıkıntılı yapan özellik şu. Abi birde direkt farmlayıp boss'a giriyordun. İki de sana zorla bok bok şeyler oynatıyor. Bak şu deş pelerinini alana kadar anam ağladı. Görev hakikaten zor ve gereksizdi. Hani yapmak istemediğin görevler olur ya. Tutorial görevi, oraya zıpla, buraya zıpla. İşte çorbacıya aşure götür falan filan böyle. Hani MMORPG'lerin angarya görevi ya da daha angarya, işte 1000 tane yaratık kes falan. Keşke 1000 tane yaratık kestirse. Şey yapıyor bu, oraya zıpla, buraya git, şuraya koş. Bu ne yapıyor abi? Hedefini kurup da yapamadığın şeyler oldu mu? Birkaç tane çok ertelediğim oldu ya. Türkçe olsa daha iyi. Ben de bilen birim var mı ona şey yapıyorum yani. Deş atınca saldırılardan hasar yiyorsun tabii ki. Bedeninin orada olmaması gerekiyor. Deş de atsan saldırı yiyorsun oradan. Dünyayı değiştirecek. Ya öyle umurumda değil ya. Çeviriye yaz abi. Ya ben de sizden medet umuyordum. Neyse, bilmediğim şeyleri kullanmıyorum.
Canın gidecek ama mevcut altının %30 artacak. Aman 600'ün %30'u ne yapar sanki? Çok bir şey yapmaz. Yani bana yaramaz. Boss'a ışınlasana beni. Boss'a ışınla, boss'tan devam ederim. Ve adam Şengül'ü boss'un odasını açman için sağda solda bulunan ışığın aynı anda açılması lazım dash atıp. Öyle mi? Bu kadar mıydı? Bana bunu niye daha önce kimse söylemedi? Belki de söylediler. Ben bu oyunu oynarken kendimi hödük gibi hissediyorum ya. O kadar geriledim ki. Hödük Gamers 2013. Abi ben bunu bilmediğim için saatlerce level kastım. Ve belki Adem teşekkür ederim kankam desteğin için. Ve belki hani o boss normalde atıyorum 20 levelde kesilecekse hit almadan geç. Yalan. Kenara köşeye çarpar mutlaka ölürüz. O boss hani böyle şey olmadan kesilecekse hacı 40 levelde 20 levelde kesilecekse ben çok çok üstünüm. Ama bakalım bu overpowerlık işe yarayacak mı? Güzel, sandık açmak level de verdi. Boss'a girmeden farmlayabildiğim kadar farmlamaya çalışıyorum ölmeden. Çünkü boss'ta muhtemelen öleceğim. İlk denemede boss kesebileceğimi pek zannetmiyorum. Muhtemelen öleceğim için yapabildiğim kadar farm yapayım. Belki can doldururum. Belki mana doldururum. Easy geçer misin diyor ona adam. Bilemiyorum ya. Peki Adem, burada bir şey soracağım sana. Şurada ne yapılacağını biliyor musun kanka? Ben buraya kadar geldim, burada kaldım. Şurası geçit meçit mi atacak? Bir şey mi yapacak böyle? Bir şey mi basacağım? Boss'a tek atacaksın artık. Ya 10 saattir falan farmlıyoruz. Atabiliriz bir şeyler. Dostum ünlem Cyberpunk. Cyberpunk komutuyla alakalı açıklamamız bu. R'ye bas. Sağa sola bak diyor bu. R'ye basınca bir şey olmuyor. Ya da klavyedeki R'ye. Left alt. Sağa sola bakıyorum böyle. Bosslara daha önce hiç girmedim ki. Daha ilk boss'a gireceğim. Neden canlı yayında oynamayı düşünmüyorsun? Spoiler verirler çünkü. Belki YouTube için olabilir de spoiler verirler kanka. Milyon tane adam oynadı. Milyon tane insandan izlediler. Yani çocuk gelip orada şey diyecek yani. eleman gelip orada şey diyecek. Ya bak sen o özelliği seçtin ama şuradaki daha iyiydi. Hadi bak bu iyi ihtimal yine. Senaryoda biriyle karşılaşacaksın. Abi var ya. Bu tam bir onun bunun çocuğa. Sana işte hikayenin 3. saatinde ihanet etti. Hoppala paşam. Hadi bakayım. Aha. Can ve mana da fullendi. Tamam. Boss için hazırız. Yani 900 altınla boss'a giresin pek yok da ne yapayım. Farmlanacak bir yer de kalmadı herhalde. Can da fullken girelim. Son kez bir bakayım da gidilecek bir yer var mı? Var. Üst katı ve yanları kontrol etmemişiz. Aman gireyim be. Nasıl olsa sürekli farm atıyoruz. Hadi bakayım. Sup modu alırsın. Benim supsum yok. Zebura kakasa onu este. Azdan amananga. Selam aleyküm. Dayı. Dayı al bunu. Bunu da al içine. Anneni yerim ki. Kral bu ne? Tövbe estağfurullah. Hop. Oğlum bu ne? Kanka bir tane hareketi olaymış. Bu ne? Bütün oyunda bir tane mi boss var? Bu nasıl bir hareket ya?
Boss 20 level. Bu durumda ben mal oluyorum. Vegan. Et yiyince canı azalıyor. Ha, et yiyince canı azalıyor. Et yiyen bir insanın nasıl canı azalabilir ya? Ha, tüketmemeyi tercih eder. Eyvallah da. Mark of Ninja'yı ben oynadım. Hatta YouTube'da videosu var. Benim kanal 7 senelik. Aramıza hoş geldin Ogi. 7 senede birçok oyun oynadık. Birçok şey yaptık. Yine para ziyan oluyor değil mi? Avradına atlayayım. Yine para ziyan oluyor abi. Levelin fazla olduğu için boss da güçlü. Anladım. Vampir vardı orada bir çarda. Vampir çok daha fazla damage yiyor. Vampir daha kötü. Emin ol vampir daha kötü. Bindik bir alamete. Gidiyoruz gıya. Eyvah. Eyvah eyvah. Hadi Samet efendi. Boss'a nasıl çıkacaksın? Niye önüne gelen ilk şeye saldırıyorsun ama ya? Sandık mındar oldu abi. Sandığı mındar eden gaming. Sandık mındar eden gaming. Ha, bu seferki map kanser. Tamam, şey burada dursun. Bu seferki map tasarımı kanser abi. Bu sefer nanayı yedik yani. Buradan gidebilir miyim bilmiyorum. Bu sefer nanayı yedik. Benim moralim bozuldu ki. Ben şu an psikolojikmen çöktüm. Tamam, odaklanacağım. O ilk sandığı alamadığım için ben şu an çöküyüm. Ya bir de ilk sandık değil, bana item lazım abi. Can çalma item'ın falan olsa. Bak dungeon'ı bir şekilde idare etmeyi başardım da. Boss kısmını halledemedim. Yaratıkların leveli 5, 5. Yaratıkların leveli 5. Benim level 58 ama geçemiyoruz. Babuş o look around dediği yerde dash atıp geçeceksin ışıkların üstünden. Ve o boss ilk boss. Nasıl ilk boss ya? Bence son boss'a girdik. Bize haber vermediler. İlki öyle bir şey olamaz abi. Her saldırıdan barındırıyor herif. Bıçak fırlatıyor. Büyü atıyor. O 1.6'ını almıştır umarım. Ben de şaptım üstünden. Evet, yine bir cacık olmadı. Sandık alacağız derken gene kendi canımızı azalttık. Boss'tan çok ben kendi kendime zarar veriyorum ya. Vallahi benim karakter bir skill kullanıyor. Boss 4-5 skill'i aynı anda kullanıyor böyle. Hani bir de büyülü saldırım çok vurur diye tahmin ettim. Hiç vurmadı. Ha bir de 2'dir 900 gold'um boşa gidiyor. Nasıl üzgün olduğumu anlatamam. 2'dir 900 gold, 900 gold kasıp duruyorum. Paralara hiçbir şey alınmıyor. 890 gold'u Chiron alıyor. Bana ne kalıyor? 90 gold geriye. O kadar birikiyor. Ne oluyor lan? O oradan deşlenecek diyen arkadaş, Allah aşkına şu kase gibi şeyin ne işe yaradığını söyleyebilir mi? İşte onu diyen adam kasenin üzerinden deşleyeceksin dedi.
Lan var ya, yukarıda bir gizli geçit var mı yok mu bakmadan bütün her şeyi kestim. Bir şey varsa kızacağım kendime. Teşekkür ederim Blind Man. Merhabalar. Lotus hakkındaki oyun nasıl, bize anlatır mısın? Bir bug veya hatası var mı? Bir de hastalıktan ölmesin diye aile üyelerimize ne yapmamız gerekiyor? Aşı, aşı. Elinde aşıyı tut, git vur. Ve ben bir bug'la karşılaşmadım oynarken. Ama karakterlerini göreve gönderip kasarsan çok daha hızlı bir şekilde sana geri dönüş sağlıyorlar. Bir bug'la karşılaşmamıştım ben. Ludus güzel oyundur. Ver ver. İngilizce bilmiyorum diye oldu bu. Ne olacak o bana boss'ta yardıma falan gelecek de ne olur. Ne olur bana boss'ta yardıma falan gelecek de. Allah rızası için abi, sana boss'ta yardıma gelecek de bana ne olur. Ne yaptım bilmiyorum ki. Paranın %30 daha fazla vereceğim dedi. Tamam dedim, öldürdü. Abi ama aşçının şeyi varmış. Algezyası varmış. Algezya hastalığı nedir bilmiyorum. Canın gidiyor ama %30 artıyor dedik sana. Lan ben canım azalıyor anladım. Öleceksin desene, öleceksin de öleceksin. Hayvan herif, öyle mi anlatılır? Ya okçu çok zor ya, ben okçu oynamak istemiyorum ama baksana. Ranger'ın rankı 0 zaten. Ama Ranger'ın bir özelliği işime yarayabilir. Daha önce gitmediğimiz bir yere gitmemizi sağlar. Sana 30 birim para verip katletti seni. Bana niye düzgün info vermiyorsunuz oğlum? Ben sizin düşmanınız mıyım? Bana niye düzgün infolar vermiyorsunuz? Canın azalacak ama para alacaksın. Hayvan herif mi, canın sağ olsun. Pardon, pardon. Hayvan eti yemiş deseydim daha doğru, güzel olabilirdi. Bizim... onu yiyeyim, o ne? Az önce 110 gold verdi bir şey. Sandık mandık çıktı herhalde, dur. Güzel bir şeyler çıktı. Bıçaklatmadık kendimizi, naysu desu. Son çiğir babuş, ne olur kol ile oyna artık, döversin o boss'u. Ya zaten... Kanka, bilgisayarı daha zeki birine vermem lazım adam. Kol değil de daha çok beyin gibi bir şey lazım galiba. Bilgisayarı daha zeki birine verirsem olacak gibi. Oha, bıçakla artık tek... O ne lan? Ha bu arada 3 damage yemeden canımız azalmayacak. İlk yediğimiz 3 damage'i göğüsleyebiliyoruz. Gidemedim. Gidemedim. Sandığa gidemedim. Deş atıp gidemedim. Gidemedim, başaramadım. Korktum. Korktum. Sıçam ağzına oyun gibi ya. Korktum, anlıyor musun? Akuvak! Neyse, can mana fulleyen yer geldi. Buranın bir de alt katı var. Allah'ım, umarım başıma bir iş gelmez. Tuzaklardan nefret ediyorum. Özellikle şu şey tuzaklarından. Oha, burada da can mana yenileme var.
E kanka bu tur hiç düşmana oynamamışsınız. Full tuzaklar var da iki yerde canmana yenileme var. Max yanımı 10 azaltıp %100 damage arttırıyor. Yani umarım öyledir. Benim HP'm niye 90 bu Valkyrie'de ya? Evet, şurada olan biteni de okuduk. Şimdi buraya en iyi nereye gidilir? Yukarı ışınla yukarı oradan sağ üste gidelim ya. Evet, maksimum HP azaldı, onu biliyorum. Elmayı her yediğinde max canın artıyor. Ama can da yeniliyor, max canın artmıyor bu arada. %30 HP yeniler diyor. Bak, max canın artmıyor. Elmayı boşa götürdün. Valla ben de öyle düşünüyorum biliyor musun Barbaros, hoş geldin bu arada. Ben de öyle düşünüyorum kanka. Bütün Twitch'in bitki örtüsü Cyberpunk'ken belki arada bunalmış biri olur ya da ne bileyim adam oyunu kendine saklıyordur. Spoiler yemek istemiyordur falan diye düşündüğümden yayındayım. Belki diyorum, hani bir ihtimal. Vardır öyle insanlar. Oo, bir saniye. Biz bu %100 damage buff'ını almışken o boss'u keseriz ha, size bir şey söyleyeyim mi? Bence o boss'u keseriz. Ben geldim o spoiler yemeyeyim diye. İyi yapmışsın. Teşekkür ederim Gıfı, sen de hoş geldin. Twitch biraz abartmadı mı? Kanka sana bir şey söyleyeyim mi? Şey var şimdi. Ana sayfa promosyonları falan var. Ana sayfa promosyonunda insanlar var. Hani ana sayfanın temel amacı seni kitlen dışında insanlara tanıtmaktır. Ve hani bu işte 30 gün süreyle sana hak tanınır. Kendini insanlara tanıtman için. Abi ana sayfaya full Cyberpunk aldıkları için şimdi kendini yeni tanıtacak insanlar kimseye ulaşamıyor. Gerçi kimsenin işine ben karışamam da. Ne bileyim, benim ana sayfada olduğum döneme denk gelse bir parça ağlayabilirdim ya. Ki Valorant turnuvası denk geldi, ben ağladım zaten. Senin oynamanı bekliyorum Cyberpunk 2077'yi. Git kendin oyna. Kendin oyna kardeşciğim. Bak bana şurayı nasıl geçebileceğimi bir anlat. Anam. Oğlum üzerinde geçiyorum, olmuyor hiçbir şey. Bunlar ne işe yarıyor kanka, bana bir anlatsana Adem. Ünlem Cyberpunk İsmet. Ünlem Cyberpunk. Onun Hail Room'unu alıp sonra buraya geleceğim. Onun Hail Room'u nerede peki? Önce zıpla sonra dash. Bence öyle değil. Bence o öyle değil kanka. Ya bu arada ben bir vuruşta böyle şapa oturuyorken bir başını kesemem kanka. Önce zıplayıp sonra deş işe yaramıyor, dayak yiyor. Random bir yerde bulacaksın onu. Ananı yiyeyim. Abi 30-30. Gerçekten sıçacağım, koyacağınız engellere. Bana vampirik aura lazım. Anam. Düşmanları sansürlü görüyor bu. Ben bıktım, vallahi bıktım ben ya.
Alıyorum aşçıyı, gidebildiğim kadar gideyim de vallaha bıktım ben ya. Yani şu tuzaklarından bıktım arkadaş. Ne boktan tuzaklar koyuyorsunuz ya. Bir bokumu da alamıyoruz zaten. Adım başı tuzak, adım başı tuzak. Hop gidiyorsun 100 gold geliyor. Hop gidiyorsun 100 gold geliyor. Ya yok kanka, mage oynayasım yok ya. Mage'lerinin gagasına sıçayım. Ben şu an demoralize oldum abi. Demoralize gaming oldum ben şu an. Benim ilk kol kırdığım oyun buydu. Bunun birinci oyunu. O kadar çok sinirlenmiştim ki. Silahın alev alacak 43 can karşılığında. Gerek yok. Bir de birinci oyunu bundan kolay ha. Birinci oyununda boss kesip duruyorduk. Yok, Seven Days to Die bitmedi henüz, hayır. Oyunun amacı ne? Bir tane zindandasın. Kaledesin. Ben bunu başaramam ya. Of, süre sınırlamana da, sana da, geçmişine de, 7 düveline de. Ben sakinliğimi kaybettim. Sakinliğini kaybedince oynamayacaksın abi. Oyunun temel kuralı. Sakinliğini kaybettiğin halde oynamayı denersen iyice delileniyorsun. Kötü kötü oluyorsun böyle bir. Ben o sakinliği çoktan kaybettim. Al işte. Ya hem yerdeki şeyden kurtulacağım. Koydukları engellerden. Başaramadık, ekse açık kaldı. Çok güzel bir iş başardım. Ben niye bu skill'i harcamak için o kadar çabalıyorum ki? Yeni itemler ne zaman çıkacak peki? Ben şu an tiltlikten ölüyorum. Yeni itemler ne zaman çıkacak peki abi? Ben hani ne zaman kavuşabileceğim vampirik aurası olan itemlerime falan? Bu zindanı tasarlayanı, tasarlattıranı. Orta Doğu ve Balkanların en hızlı küfür eden adamı olarak tarihe geçeceğim birazdan. İskeletten kaçarsın, yukarıdakinden damage yersin. Oradan kaçıyorsun, oradan yiyorsun. Oradan kaçıyorsun, oradan yiyorsun. Biraz daha. Aldın mı boruyu? Ey yavrum ey. Gene döndük dolaştık, buraya geldik arkadaş. Oyunu bir kendiniz oynasanız yani. Ha, gerçekten hak verirsin ya bu arada. Paralar nasıl yukarıda bug'da kaldı yan map'te, ben onu anlamadım ki. Blindman sadece abonelerime ekliyorum ya. Onun dışında hiçbir şartım yok. Abone olan arkadaşlara eklemeye çalışıyorum elimden geldiğince. Burada damage yeme, orada şey yapma, hop. Hop. Şimdi bak, tek bir şey soracağım. Bu oda neden var? Neden? Hiçbir yararı yok, hiçbir şey yok. Black Reapers hoş geldin dostum. Ünlem menü sevgili arkadaşlar. Bugün yayında oynanan ve oynanacak olan oyunlar.
Bir ışınlansam çok daha tatlı olurdu. Çünkü neden olmasın? Kesinlikle katılıyorum. Kenarda köşede bir yerde dayak yiyelim dediğime. Yani yo tamam, aşağıdan sağa akmaya devam ederiz. Işınlanmaya gerek yok. Bir boss'u bulsam acaba boss'u yenebilir miyim? Babayı yeneriz. Nereye yeniyoruz boss'u? Ben şu an tiltlikten ölüyorum. Ben şu an sinirden ölüyorum abi. Az önceki yer, bura. Hayır, kastığımız para da bir cacığa yaramıyor ki. Bütün günlükleri okudum, bütün her şeyi okudum. En azından 3 vuruşluğuna kendimi koruyayım 31 can karşılığında. O 3 vuruş zaten benim canın 31'ini değil, kralını alsa söker götürür. Kesin aşağıda şey var değil mi? Kesin aşağıda dikenler var. Yokmuş, tamam. Evet, ilk damage'imizi yedik. Birazdan ikincisini de yiyeceğiz. Bilyene bu arada ya. Duvardan sektirince daha çok vuruyor biliyorum da. Anladım. Özel yeteneği bilye atmak. Boss da bilye atsın. Şimdi sıçtık. O gökler verdi, gökler aldı abi. O bambaşka bir boyuta gitti. Son bir vuruş hakkım kaldı galiba ya da hiç kalmadı. Sanırım hiç kalmadı değil mi? Sonuncusunu az önceki aptal dikende kaybettim. Ağzımdan salyalara kaka söveceğim birazdan. Sinir olan gaming. Peki boss'u burada nereye koydunuz kanka? Ya da koydunuz mu odaya herhangi bir yere? Evet, bir şekilde doğru yolu buldum. Buradan hiç gitmediğimiz yolu. Aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık. Et çıksa çok tatlı olacak da. Yeni yemek yapabilmek adına. Aha, boss odası. Aşçıyla girip ne yapacağım bakalım boss Asamet Efendi. Al beni içeri. Yapıyoruz bu sporu da.
götümüze girdi. Ya envai çeşit silahı var adamın abi. Ayıptır. Barbaria'nın skili de var herifte. Ananı yiyeyim mi? Onu nereye yerim ki? Bir yerde yemek. Mola. Uç. Hoy. Ve anonimden 5 lira var. Abi o üstünden zıplayarak geçemediğin şeyler için zıplama kısmına gelmeden önce portal ile aynı odada sağ üstte bir kapı var. Portal ile aynı odada sağ üstte bir kapı mı? Olur, bakarız. Şu Lady Michelle'e geçeyim de bana yeter abi. Paydos. Paydos. Abi boss çok vuruyor. Yani pardon. Boss'u öldüremiyorum. Boss çok vuruyor. En azından skill aldık buna da şükür. Bana pay dost çünkü ben dayanamıyorum abi. Yani dayak yiye 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 yiye. Artık anam. Monitörü sallanışını gördün mü? Gören de deprem oluyor zanneder. Yok masayı kendime çekiyorum abi. Anü. Vallahi şey yaptık ha. Mahvettik ortalığı. Neyse. Elimize sağlık. Bu kadar yeter.